Evet, cümleden selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü günümüzde dersimizin konusu tarih arkadaşlar. Biliyorsunuz ben İsmail Tırık. Bir YouTube kanalımız var. Bir YouTube kanalımıza abone olup destek olursanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bugün yine Samsun'dan çekim yapalım dedik arkadaşlar. Bugünkü dersimiz Samsun tarihi arkadaşlar. Samsun'umuzun güzel tarihiyle günümüze yayınımıza başlıyoruz arkadaşlar. Buradan yayınımıza, kanalımıza abone olup bizleri desteklerseniz daha değişik içerik ve gündem videolarıyla, değişik videolarla karşınıza gelmeye çalışacağız arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz, çok güzel bir yapılar inşa edilmiş arkadaşlar. Onun için İsmail Tırık YouTube kanalına destek olursanız buradan teşekkürlerimizi sizlere, Samsun'un Çarşambalı bir beyefendisi olarak sizlere buradan sevgilerimizi gönderiyoruz arkadaşlar. Hava bugün çok soğuk. Haliyle bugün çok soğuk. Tepelerde kar var. Burası biraz daha güzel. Deniz kenarından çekim yapalım dedik. İstedik bugün ama yine her haliyle olduğu gibi hava soğuk arkadaşlar. Evet, Samsun'umuz arkadaşlar milattan önce 5000-3000 yılları arasında Anadolu Proto Hititleri adı verilen bir topluluk gelir. Milattan önce 3500 yıllarında bunların bir kuru olan Gassalar, Mert Irmağı kenarında Öksürük Tepe, Dündar Tepe'de ilk yerleşim birimlerini kurdular. Böylece Samsun'da ilk yerleşik yaşam başlamış arkadaşlar. Böyle bir anıt yapmışlar buraya. Tarihten güzel. Milattan 1200 yıllarından itibaren Karadeniz'in kıyılarında yerleşen Amazonların Tıhardon çayı yakınlarında kurdukları Temiskray kentine yaşadıkları tahmin ediliyor. Milattan önce 1182 yıllarında Frigler Gassalları ortadan kaldırdı. Kimmergerler Frigleri yenerek kenti yaktılar. Lidya kralı Jiges'in Kimmerleri yenmesiyle Ege'den gelen milletliler bugünkü Samsun'un Tomorante Ceditlerinde Enet'e adı verilen bir kent kurdular diyor arkadaşlar. Yani milattan önce 562 yılında milletli denizciler Enet'e yerleşerek Amisus adını verdiler. Milattan önce 546 yılında Amisus Pers İmparatorluğu'nun eline geçmiş. Milattan önce 331'de Pers Kralı 3. Derios ile Makedonya Kralı İskender arasında yapılan ünlü Arbela Savaşı ile Amisos İskender'in eline geçmiş arkadaşlar. Yani böyle bir güzel tarihsel bir anıt kurmuşlar. Böylelikle arkadaşlar Roma rakamıyla 1 veya 3 olabilir. Eski Roma rakamını biliyorduk. Ama yıllar geçti. Rakamlarla pek fazla ilgilenemediğimiz için arkadaşlar yanlışımız olursa affola. Evet, diğer bir tarihi yapıya daha geçelim arkadaşlar. Burada da İskender'in ölümüyle Amisos bölgesine Pers kökenli bir imparatorluk kuruldu. Kral 8. Mihridat döneminde Amisos Krallığın başkenti oldu diyor. Milattan önce 120-63. Mihridat döneminde Amisus'tan ayrı olarak bugün Balaç, Gerçeme ve Kurupelit yönlerinde içine alarak bölgelerde Oporaturya ismiyle yeni bir yerleşim birimi kurulmuş. Roma generallerinden Lucullus Oporaturya'yı alarak tamamen yıktırdı diyor. Roma generalliklerinden Pompei'yi Mihridat'ı yenerek Amisos'u ele geçirdi ve kente Pomrepolis adını verirdi diyor. Pomrepolis. Yani biraz yabancı dilimizi şey yapamıyoruz. Onun için kusura bakmayın arkadaşlar. Roma diktatörlerinden Sezar döneminde Amisus Roma'yı bağlı serbest cumhuriyet oldu. Amisus Cumhuriyeti önce Bitinya eyaletine daha sonra Galatya eyaletine bağlandı. İmparator Justinian döneminde Amisus Galatya'dan alınarak Helena Pont eyaletine bağlandı diyor.
325. Milattan sonra 325'te Amusus, Hristiyanlıkların psikolosluk merkezi oldu diyor. Milattan sonra 395'te Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasıyla diyor. Amusus Bizans'ın olmuş. Milattan sonra 860 yılında Halife Mustafa'nın emriyle Malatyalı Korkunç Ömer Amusus'u ele geçirdi ve kenti yakmıştır. Amusus daha sonra Bizanslıların tarafından tekrar geri alındı ve Türklerin fethine kadar Bizans'ın elinden aldı. 1071 Malazgirt Savaşı sonrası Danişmendiler Canik bölgesine gelir. Amusus'u kuşattılar fakat kenti alamadılar. Amusus'u göz altında tutmak için deniz kıyısında bir kale yaparak Müslüman Samsun'u oluşturmuşlar arkadaşlar. Evet, ikinci tarihsel anıtımızda da 1192 Samsun Kalesi Denişmentliler tarafından inşa edilmiş arkadaşlar. Kale cami yapılmış 1323. 1485 yılı cami inşaatı edilmiş. Yani bunlar tarihi anıt arkadaşlar. 1661 Samsun'da Katolik Kilisesi yapılmış. 1664'te Hacı Hatun Camii yapıldı. 1767 Süleymanpaşa Camii yapıldı. 1810 Kurşunlu Camii yapıldı. 1849 Ermeni Sinagop Kilisesi, Negaristan Kilisesi yapılmış. 1850'de de Abdullah Paşa Camii yapılmış. Evet, bugün böyle tarihi anıtlardan arkadaşlar sizlere video çekmek istedim. Biraz da tarihten bilgimiz olsun arkadaşlar. Tarihimizi analım, tarihimizi yaşayalım, tarihimizi öğrenelim bilmeyenler için. 1864 Samsun kışta Ziya Paşa tarafından yapıldı diyor. 1869 Büyük Samsun yangını çıkmış arkadaşlar. 1872'de Rum Ortodoks Katedrali yapılmış. 1874 Samsun mutasarrıflık haline geldi diyor. Biraz kelimeler bize yabancı olduğu için arkadaşlar kusura bakmayın. 1882 Canik Sancağı tekrar Trabzon'a bağlanmış. 1883'te Ermeni Tiyatro binası yapılmış. 1887'de Reci Tütün Fabrikası kurulmuş. 1884'te de Hükümet Konağı yapılmış arkadaşlar. Bakın orada gene bir tarihi bir çeşmemiz var arkadaşlar. Yani tarihten buralara anıtlar yapılmış. Güzel bir şey arkadaşlar. Buradan YouTube kanalımıza da destek olursanız çok mutlu oluruz. 1887'de Samsun Saat Kulesi yapıldı. Evet, o saat kulesini ben biliyorum. Çok güzel bir saat kulesi. Tarihin her zaman güzelliklerini yansıtan bir saat kulemiz. 1887'de Samsun'da ilk Türk matbaası açılmış. Ve 1992'de Guraba Hamidiye Hastanesi yapılmış. Ve Aksısağda 1980 Samsun'un ilk gazetesi Aksısağda basılmış arkadaşlar. Güzel. Tarihimiz her zaman böyle tarihi anıtlarla daha güzel. Ben seviyorum böyle anıtları.1988 Samsun hapishanesinde ayaklanma çıkmış. 1909'da ilk futbol kulübü Tenviri Afkar kuruldu. Samsun'un ilk sineması Bodroğlu açılmış. 1913 Samsun Belediye binası yapılmış. 1995 Samsun Ruslar tarafından bombalanmış arkadaşlar. Türk'ün Türk'ten başka dostu olamaz. Evet, 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktı. 1922 Samsun Yunanlılar tarafından bombalandı. Yine Türk'ten başka bir dostu olamaz. 1924'te Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ikinci gelişiymiş. Evet. Tarihten alıntılar bugün. Gölgemizi yani işte hazırlıklı olmadığımız için maalesef güneş arka plandan aldığı için bizi gölgemiz yansıyor. Onun için kusura bakmayın arkadaşlar. Ben okuyayım, siz dinleyin artık. 1927'de Samsun Spor Kulübü kurulmuş.
1927'de elektrik şebekesi açılmış. 1928'de Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a 3. gelişi. 1929 Samsun su şebekesine kavuşmuş. 1930 Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a 4. gelişiymiş. 1931 Samsun Onur Anıtı yapıldı. Evet, heykelimiz meydanda arkadaşlar. 1932 Samsun Sivas Demiryolu açılmış. Evet, gölgemizden hemen kurtulalım arkadaşlar. Görüntü kirliliği yapmayalım. Evet, şöyle baktığımız zaman arkadaşlar, evet gölgemiz yanımızda kaldı. Evet arkadaşlar, bu güneş gölge olaylarını iyi bilmemiz lazım. İleride profesyonel çekimlerimizde inşallah onlar olmayacak. Samsun Merkevi Camii açılmış 1932. 1941 Samsun Garı açılmış. 1950 Samsun Kenti asfaltlandı. 1953 Samsun SSK Hastanesi açıldı. 1957 Samsun Havalimanı açıldı. 1959 Kızılay Kan Merkezi kuruldu. Samsun Limanı açılmış 1960. 1963 Samsun Fuarı açılmış. 1968 bakır işletmeleri açılmış. 1970 azot fabrikası açılmış. 1973 belediye sarayı hizmete açıldı. 1979 Samsun şehirler arası otomatik telefon görüşmeleri başlamış. 1982 19 Mayıs Üniversitesi açıldı. 1993 Samsun Büyükşehir Stadyumu açıldı. 1996 Samsun İçme ve Kullanma Suyu Projesi tamamlandı. 1998 Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı açıldı. Evet, ben de bir çarşamba olarak gurur duyuyoruz. Tebrikler. Evet, havanın en güzel çekim alanı bu şekilde arkadaşlar. Burası da zaten güneş saati. Bulunduğunuz güne karşılık gelen dakika tablonun bulunup güneşin saati gösterdiği saat değerinde çıkartarak kol saatinin o andaki değeri bulunur diyor. Biz tabii bundan hiçbir şey anlamış değiliz. Çünkü kimmiş bunu hazırlayan? Heykeltıraşı hazırlamış sağ olsun. Astrofizikçi Sayın Avşar Kapaş'ın değerli katkılarıyla yani. Tarihçi yazar Sayın Baki Sarısakal ve astrofizikçi Sayın Avşar Kabaş'ın değerli katkılarıyla. Evet arkadaşlar, 12-13 dakikaya gidiyoruz. Buradan İsmail Türk YouTube kanalını destekleyin lütfen arkadaşlar. Yine Samsun'umuzun güzel Cumhuriyet Meydanı'nın bölgesinden çekim yaptık arkadaşlar. Gençlik Parkı'nın olduğu mevkideyiz şu an. Çok güzel böyle, bakın. Gerçekten güzel bir tarihsel anı geçitimiz oldu bugün. Sizleri seviyorum arkadaşlar. YouTube kanalımızda buradan destek olursanız daha profesyonel çekimlerle karşınıza gelmeye çalışacağım. Ben YouTuber İsmail Tırık, Samsun Çarşambalıyım. Hepinize sevgiler, selamun aleyküm diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, selamlar arkadaşlar.